Emlak balonu nedir? Emlak balonu patlarsa ne olur? Emlak balonu, emlak fiyatlarındaki yükselişin diğer varlık fiyatlarından daha fazla olduğu dönemler için kullanılan ifadedir. Ne zaman patlar? Piyasa dengelendiği zaman patlar. Dengesizlik önce yükselir, devam eder, sonra patlar. Patladığı zaman ne olur? Patladığı zaman kriz olur. Bunun en güzel örneği 1929 ekonomik bunalımının aslında yine bir emlak balonunun patlamasıyla yaşanmıştır. O dönem ABD'nin kıyı şeridinde, Miami bölgesinde bankalar yoğun kredi kullandırıyorlar. Dünyadaki ilk patlayan emlak balonunun hikayesini anlatıyorum. Yoğun kredi kullandırıyorlar. Sonra bu krediler kullanılıyor. Sonra bir fırtına oluyor. Bu fırtınada evler, çatılar uçuyor. Evler kullanılmaz hale geliyor. Evlerin ipotek değerleri ortadan kalkıyor. Bu sefer Miami bölgesinde bu evlere kredi veren bankalar batıyor. Onlar eyaletteki bankaları batırıyorlar. Daha sonra da ABD genelindeki bankalar da batışa ve çöküşe neden oluyorlar. Dolayısıyla emlak balonu patladığı zaman büyük ekonomik krize dönüşür. Zaten dünyada 20. yüzyılda yaşanan krizlerin tamamında, 21. yüzyılda yaşanan krizlerin tamamına yakınında temelde bir emlak balonu patlaması vardır. Teşekkür ederim. Şu anda bulunduğumuz durum da kriz değil mi? Şu anki yaşadığımız durum aslında tam olarak balon değil. Balon olabilmesi için arzın, yani üretilen evin ihtiyaçtan daha fazla olması gerekiyor. Ev fiyatları neden bu kadar yüksek ve yükselişe devam edecek mi? Evet, zor bir soru. Bir, ev fiyatları niye yüksek? 2018 döviz kur şokundan sonra İstanbul ve Türkiye'de üretim azaldı. Niye? İnşaat malzemeleri döviz endeksliydi, maliyette yükseliş var. İki, 2002 ile 2018 arasında Türkiye'de aileler, bireyler gayrimenkul konutu yatırım enstrümanı olaraktan görüyorlardı. Piyasada özellikle sosyal medya tabanlı döviz tıpkı 1989'dan itibaren 90'larda ve 2000'lerin başında olduğu gibi bir yatırım enstrümanı haline dönüştü. Yani Türkiye'nin oluşturduğu bir konut finansman sistemi vardı, bu çöktü. 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı saçma sapan uygulamalarla konut üretimini zorlaştırdı, inşaat yapımını zorlaştırdı. Aslında yapılanların hepsi doğru ama zamanlaması yanlıştı. Dolayısıyla bir de doğrusu İstanbul böyle İstanbul'a özel bir durum var. İnanılmaz bir yabancı talebi var. Hani diyeceksiniz ki yabancı talebi sadece İstanbul'da mı var? Hayır, sadece İstanbul'da yok. Ankara'da var, İzmir'de de var, kıyı şeridinde de var. Bir de beşinci faktör kıyı şeridine özgü. Pandemiyle birlikte insanların ev anlayışı değişti. Pandemiden önce yüksek binalarda yaşıyordu insanlar. Bahçe sahibi olmak veya olmamak çok önemli değildi. Bir eğilim vardı ama bu kadar önemli değildi. Ama kapanmalarla beraber tırnak içerisinde söylüyorum, ayağımız toprağa değsin anlayışı çok yaygınlaştı. Dolayısıyla yazlık bölgelerde bir de İzmir İstanbul otobanı açıldı. Yani Türkiye'nin en büyük birinci şehri, üçüncü şehrine bağlanır hale geldi. O da Ege bölgesi olan talebi artırdı. Sayfiye bölgelerindeki artışın nedeni temelde bu. Bu etkenler hepsi emlak fiyatlarını yükseltti. Şimdi ne oldu? Bugün biz noktada İnşaat malzemelerinde fiyatlar saatlik veriliyor, günlük veriliyor. Malzeme yok. Çin şartelleri indirdi. Az yoğun çalışıyor. Ve Türkiye inşaat malzemelerinin üretiminde ciddi ihracatçı konumunda. Dolayısıyla Çin yeniden şartelleri açıp emtia piyasası düzelene kadar inşaat malzeme fiyatları yükselmez. Maliyetler yükseliyor. Bu bir balon mudur? Temelde baktığımız zaman balon göstergesi vardı. Kişi başına düşen gelirdeki artışın çok üzerindeki emlak ve konut fiyatlarındaki artış balon demektir. Ama gayrimenkulün, konutun ihtiyaç boyutu vardır. Yani finansal boyutu vardır, ihtiyaç boyutu vardır. İhtiyaç boyutu devam ediyor. Bugün İstanbul'da devam eden, ki şantiyeler devam edemiyorlar maliyetlerdeki yükselişlerden dolayı, çok da fazla üretim yapma şansı yok. İhtiyacı karşılama şansı yok. Bu süreci Berlin, Avrupa'nın, Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin, Amsterdam başta olmak üzere Avrupa şehirleri yaşıyor. 10 yıldan beri Euro bazında çok ciddi yükseliş var arz olmadığı için. Göç alıyorlar, fiyatlar yükseliyor ve gelirlerin, hanelerin, bireylerin veya şirketlerin gelirlerinin çok üzerinde artıyor. Konut fiyatları, özellikle emlak fiyatları değil de konut fiyatları. Bugün Avrupa'nın son 10 yılda yaşadığı sürecin aynısına biz
geçen yıl faizlerin düşmesiyle beraber girdik. Avrupa'dan farklı olarak da yabancı talebi Londra'da çok fazladır, Berlin'de çok fazladır ama Avrupa ortalamasının üzerinde bize talep var. O da niye? 250 bin dolara vatandaşlık veriyoruz ondan dolayı. Doğru emlak alımı ne zaman? Fiyatlar bu kadar yükselmişken ev almak mantıklı mıdır? İstanbul'da, Türkiye'de, Türkiye için geçerli olan bir söz vardır. Bir almayan pişman olur, bir de satan pişman olur. Aslında ev almanın doğru zamanı, yanlış zamanı yok. Ama gelecek 5 yılda İstanbul için, Türkiye'de bunlar en az, gelecek Türkiye, İstanbul'da gelecek en az gelecek 5 yıl için, İstanbul'da gelecek 3 yıl için kiracı olmak hiç olmadığı kadar zor olacak. Neden? Kiralarda bir kere boş kiralık ev bulmak çok zor hale gelecek. İki, sorunsuz ev bulmak çok zor hale gelecek. Ve kiralardaki artış enflasyonun ve hanelerin, bireylerin gelirlerindeki artıştan çok daha fazla olacak. İstanbul'da ve Türkiye'de ev almanın doğru zamanı, yanlış zamanı yok. Alan uzun vadede kazanç çıkar. Dönemsel olarak da işte döviz atak yapar, altın atak yapar, borsa atak yapar, kripto paralar atak yapar. Doğru, bunlar hepsi atak yapar. Ama uzun vadede emlak, özellikle konutun getirisi hepsinden çok daha yüksek olur.